İyi akşamlar sayın seyirciler. 90'a başlıyor. 90'a da ilk sırada her zaman olduğu gibi haftanın olayı var. Seri bir şekilde haftanın olayını yorumcularımızdan alalım kendilerine göre. Hıncal abi ilk söz sende. Yaşımdan dolayı değil. Sıra bende de ondan. E sıra sende. sıra sende. <laughs> <laughs> i̇lk defa dinleyenler olabilir. <laughs> olabilir. Başına ilk defa rastlayan olabilir. Buyurun. Evet benim için haftanın olayı bir sportif utancımızdı. İstanbul Maratonu. Yani hem organizasyonu açısından utanç vericiydi, hem de yayını açısından utanç vericiydi. Yani ben TRT'nin özellikle adliyizm konulu e, doğru dürüst pek yayın yaptığına çok az rastladım ama özellikle rahmetli e, Kenan'ın ölümünden sonra tabii e, yani o Arman bizim kurduğu ekibin, sportif ekibin Top dağılıp olmadı. da sadece futbolcuların kalmasından sonra. Ama bu kadar kötüsünü, bu kadar kötüsünü de ilk defa. Daha ne kadar kötü olabilecekler diye sonuna kadar ekran başında oturdum. Yoksa ilk 10 dakikada normalde kalkar giderdim. Ee, aslında tek başına bir spor programın konusu olacak kadar önemli. Çünkü İstanbul Maratonu çok önemli bir maraton. Bu kadar önemli bir maratonu bu kadar baştan sağma laf olsun hadi bu sene de yapalım diye yapmak ve de hiç bu işten anlamayan birine gel naklet hiçbir hazırlık yapmadan bir cümle söyleyeyim naklen yayın spikerinden Efendim şu anda yarışın kaçıncı kilometresinde olduğunu bilmiyoruz. Çünkü kilometreyi gösteren programı bir bilgisayara yüklemiştik. O bilgisayar eskiymiş, bu yüzden çalışmadı. İstanbul Maratonu naklen yayınlıyor TRT. Ve spikeri bunu söylüyor. Kaçıncı kilometrede olduğumuzu bilmiyoruz. Çünkü onu gösteren programı bir bilgisayara yükselmiştik. Eski modelmiş, çalışmadı. <laughs> Sene 2019. Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> o, o, o bilgisayar yok Cep telefonlarında var neredeyse. O kapasite. Bu sonra ekrana geldi o kilometreler, şeyler. Ekrana verdiler. Kim verdi onu? O, o, o yazılar ayrı o yazıları kendi şeyden anlattıkları alıyorlar. Anlattıkları monitörde yok. Evet, yok. An. Ya, anlattıkları monitörde ...yarışı takip eden bir TRT ekibi yok. Motosikletli kameramanı yok. Şey yok. E, i̇çinde bulunduğu TRT muhabirlerinin içinde bulunduğu kamyonet yok. Ben televizyona bakıp ne <laughs> görüyorsam o da o kadar görüp anlatıyor. Önündeki bilgisayarda çalışmadığı için nerede olduğunu, kaçıncı kilometre olduğunu farkında değil. Neyse, i̇şte işte. devam edelim. Kemal Bunun, abi. Bununla ilgili gelişmeleri sabah kastemdeki köşede bütün ayrıntılarıyla okuyacak meraklılar Kemal Belgin'le devam edelim. Haftanın olayı. Benimki Hıncal abi gibi yani olumsuz bir olayın değerlendirmesi değil tam tersine. Güzel şeyler de oluyor diyorsun. Evet. 51 senedir bu mesleği yapıyorum. Daha evvel de hayatım sporun içinde geçti ilk defa Türkiye'de ilk defa bir duygulandıran, gözyaşı döktüren bir jübile seyrettim. Vakıfbank kaptanı ve kadın Vakıfbank kaptanı gözle kırdara iki numaralı formanın tapulanması jübilesi. Bakın. Bravo Kemal. <laughs> Basından da 3-5 kişi vardı lütfetmişler, gelmişler. Takım komple orada. Efendime söyleyeyim. Yıldız takımı, genç takım, çocuklar, alt yapı, üst yapı, kenar yapı, kimi isterseniz var. Gözde de bir e, yaşındaki bebeğiyle gelmiş kucağında. E, bu Vakıf Bank'ın bağlar başındaki muhteşem salonunda gerçekleşti. Başkan, Voleybol Federasyonu Başkanı, işte Guidetti, kimler varsa çıktılar konuşmayalar yaptılar. En sonunda da gözde çıktı e, mikrofonun başına. Zaten doğru düz konuşamadı da göz yaşından dolayı. Ve yani hani seyircileri toplayalım 3-5 kuruş mangırı da götürelim işte bu sporcu da götürsün kazansın bizde hiç öyle bir şey yok. Tamamen Gözde'nin 19 sene 19 sene gibi giydiği iki numaralı forma Gözde'ye tapulandı. Ben hayatımda Türkiye sınırları içinde, yurt dışında bilmiyorum, bu kadar büyük anlam taşıyan bir kaptanın, bir büyük voleybolcunun, büyük bir sporcunun uğurlanışına, jübilesinin yapılışına ilk defa tanık oldum. Gözde kardeşim, bundan sonraki hayatında çocuklarından, eşinden mutluluklar diliyorum. Vakıf bankada böyle bir organizasyonu yaptığı için bilmiyorum ama spor bakanımızın başkanımızın ayrıca bir altın madalya vermesi lazım. Bu kadar. Evet. Yaşa Kemal. <laughs> Hoş bir tespit Kemal Belginden yaşanan bir hoşluğun üzerine ve e, Güven abi <gülüyor> senle <gülüyor> devam ediyoruz. Yeni bir hoşluk. Bir, bir hoşluk da benden. Premier Lig'de Leicester City Crystal Palace maçında 2-0 bitiyor. Bu maçta Çağlar ilk golü atıyor. Everton Tottenham maçında maç bitmek üzereyken bir başka Türk futbolcu Cenk Tosun kafayla Tottenham'ın e, puanını kurtarıyor. gol diyor. 90 artı 7. Artı 7'de. Geçtik Bundesliga'ya bir başka e, ne diyorlar? Major League mi diyoruz bunlara? Ne diyoruz? Schalke 04 Augsburg maçı 3-2 biterken ikinci golü, Schalke'nin ikinci golünü 3 golünden ikincisini Ozan'la atıyor. Genç Türk futbolcu. La Liga'ya gidelim bir başka major League'e. Real Valladolid Mallorca maçı 3-0 biterken Valladolid'in ikinci golünü Enes atıyor, genç Türk futbolcu. Biz Barış Pınar'da değil Avrupa'ya mı yapıyoruz? Ya? <laughs> şey mi değişti? <laughs> Alanmaya yön mü değişti? Yani e, Fransa'da Lig 1'de gol atmasa da e, Yusuf'un performansı, asisti e, öne çıktı. Ve bütün bu büyük liglerin medyası, bunları izleyen medya bu genç Türkleri övdü. Altını çizerek söylüyorum, övdü. Çok mutluluk verici bir şeydi. Bu hani, şuraya da bağlayayım bitireyim. Ee, diyoruz ya bunların hepsi daha Kağanlar falan var ama onların e, yetiştikleri alan Almanya. Yusuf'un da e, e, asisti var. Asistist işte onu söyledim ya. Evet. E, yani gol atmasa da e, asisti var. E, bunlar... Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında yetişmiş gençler, milli takımımızın oyuncuları. Önemlisi o. Son vurgu cümlemde şu, olacak adam oluyor. Evet. <laughs> İstediği kadar yabancı olsun vesaire olsun. Evet, Teşekkür ben de bir ederim. ek yapayım. E, tüm dünyada var e, süreci e, sancılı geçiyor bir şekilde. E, ama e, İngiltere'de çok enteresan bir şey yaşandı. Çok sıcak bir gelişme olduğu için söylüyorum. İngiliz kulüpler özellikle son haftada e, varın yaptığı hatalardan sonra bir araya gelerek e, önümüzdeki hafta için bir randevu talebinde bulundular. E, şöyle bir sistem öneriyorlar. E, bundan sonra teknik adamlar hani voleybolda olduğu gibi teniste bireysel bir sporda olduğu gibi belirli sayıda bir hakla bir pozisyona dair şüpheleri olduğunda başvuru yaparak e, yaparak i̇lginç. E, e, çok ilginç bir şey. Bunu tabii ki şu anda çok e, ön aşamasında. Ama bir araya gelmişler ve artık ne olacak bu var ya böyle uygulanamıyor. Siz bu işi beceremiyorsunuz demişler. Var uygulamacısı olan kurumada, hakemliğe de. Ve taleplerinin de 3 ya da 5, 3-5 kez bir teknik adamın, ben burada haksızlığa uğradım, takımım burada haksızlığa uğradı, bu pozisyonun incelenmesini talep ediyorum hakkının masaya konması bekleniyor. Çok sıcak bir gelişme bugün öğleden sonra bizim dış göle var teraysa güreşte var Abi. ya bu sanki hiç fena olmaz. Tabii. Bunu, bunu da koymak için öneride bulunacaklarmış. İngiltere bunu yaparsa yavaş yavaş tamam, yayılabilir. Ben, Ama sevgili sevgili çok... İngiliz müdürü söyleyeyim. Yani varın oturması en az 3 seneyi bulabilir. Daha ya. da yani, sürecek belli. Çok yepyeni bir şey. Belli, çok yeni çok şey. Yepyeni bir yepyeni şey. Ya geçen yıl ne yapıyorduk? Çok vara gidiyorlar. Vara yüklüyorlar kendi sorumluluklarını diyorduk. Bu sene hiç vara gitmiyorlar diyoruz. Bir yerini bulacağız doğrusunu bulacağız. Hep beraber artık evet. tüm unsurlarıyla. Evet, başlıyoruz. Kemal abi senden başlayacağım çünkü ilk sırayı Kayseri'deki maça veriyoruz. Kayseri Spor, Fenerbahçe maçına. İlginç bir maç izledik. Direkler, evet. kararlar, her iki takımın penaltı beklentileri. Şimdi futbolda çocukluğumuzdan beri, sonra işte biraz daha büyüyünce genç takım forma giydik, resmi, lisanslı falan. Babalarımızdan, abilerimizden, büyük oyuncularından bir zamanın, aktarılan bir atasözü vardır. Öyle diyeyim. Top yuvarlaktır. Aynen. Hakikaten doğruymuş. Ya zaten doğru da top zaten yuvarlak da. Bir de bunun arkasına ekledikleri bir şey daha vardı. Topun canı isterse. Cevat Dere Kazi. <laughs> Cevat da yani topun canı nasıl ya derlerdi. Ben top seni sevecek Coşkun Se Özeri. Evet. <laughs> top bir kere yani ben hatırlıyorum işte bir Beşiktaş Zonguldak maçı 8 tane top direkten döndü. Şimdi burada 0-0 bitti. Rahmetli Gündüz gündüztekinin döneminde. Fenerbahçe burada e, Kayseri Kayserispor'un bugünkü hali, antrenörünün değişmiş olduğu lig de sonunculuğu. Lig sonunculuğu falan. Yani çok etkisiz işte rezil oynayarak yenilmedi. 3 topu direkten döndü. Kaleci <laughs> Lung 3 tane %100 golü kurtardı. Rodríguez, Rodriguez büyük futbolcu kalenin içinden topları dışarı attı. İki kez. İki kez. Yani e, Fenerbahçe bu maçı kazanma çizgisine 10 kere falan geldi. Fakat çizgiyi bir türlü geçemedi. Topun canı istemedi. Yani, atılan şutlar harika. Ama direkler. 23 şut. Yani ben o şey tribünlere gidenleri saymıyorum. Yani şeyin üzerine gelen, kalecinin üstüne yani çıkardığı toplar ve direklerden gelenleri söylüyorum. Karşı taraf o zaten... O direkler dahil değil. 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 Direkler sayılmıyor. İsabetli <laughs> yani, sayılmıyor. En az 10 net gol pozisyonu evet. vardı Fener'in. Kayseri'nin ligdeki puan zaten durumu belliydi. Galibiyeti hiç yoktu. Yeni hocası Bülent'le ne yapabilirdi acaba? Ee, o Üç da, günlük hocası yine dediğinde. <laughs> o da eldeki elemana veya daha önce takip ettiği veya ilmanlardaki e, gördüklerine göre bir oyun düzeni her şeye rağmen kurmuş. Örnek, Bilal denen bir sol kanat oyuncusu oyundan çıkana kadar tamamen ikinci sol bek gibi oynadı. Biz hatta Ömer'le konuştuk. Dedim ki ya bu ne ya? Bu çocuk hiç ya dedi iyi adam da dedi çoktandır oynamıyoruz dedi. Ama dedim adamın görevi ikinci sol bek. Onu mesela bir sıfır öne geçip Fenerbahçe'nin biraz daha large oynayıp açılacağının hesabını yapan Bülent Enrique'ye aldı. Oradan duman etti Fenerbahçe'yi sol taraftan. Ama ilk devre yok. Ee, o da iyi düşünmüş, iyi planlamış rakibin. Hatta Pulen gibi bir oyuncusunu kaybetti. Daha 27. dakikada. Stop Ama yerine giren Levent de enteresan tamam canım, bir şekilde iyi oynadı. Tamam iyi oynadı da yani şimdi o sakatlık olup da çıkarken herhalde eyvah demiştir Bülent yani. Tabii tabii. Bana göre o günkü Kayseri takımının en küçük oyuncusu kendisinden çok şey beklenen Lopez'di. Götürdü götürdü bütün topları Fenerbahçe'ye. Adebayor istiyordu. fena değildi. Adebayor 19 yaşında bir delikanlı gibi ...sağının her yerine gitti. Rakibe bastı. Sıkışılan bütün toplara aldı. Dağıttı. Getirdi, dağıttı. Her şeye bir gol atmadı. İnanılmaz. Müthişti ya, müthişti. Fenerbahçe'de... E, ...şöyle... E, ideal Kadro falan işte Açık. deniyor. Neyse, Hasan Ali var oynuyor. Gustavo, e, Emre ve Ozan. Üçlü orta saha, bence doğru. Ama zaman ilerledikçe mesela Zanka çıkıyor, Mevlüt giriyor. Yani üçlüye döner gibi bir haliniz var çift santrforlu. Bu şu demektir. Ya ben bu maça o kadar hakim oynadım. Dünyanın topu direkten döndü. Şu kadar kaleci kurtardı. Belki atacağız ama yok hayır. Şu Kayseri ikinci golü de atsın da maç rahatlasın. O kafa sanki. Yani e, Emre 74 kaç? 70'te çıkmış. 40 kaburgayla oynadığı için. Bu sefer iki maçtır 60'ta çıkıyordu. Bu sefer kaburgalar biraz daha Ozan Uzunla Emre bu sefer e, pek o genel ya, alıştırdıkları standartta oynamadılar Şimdi sanki. şeyin e, ne o Kayserili'nin <laughs> Şamil, Mensah Deje gibi elemanlardan kurulu orta alanı hem çok iyi yıldırıcı, kesici hem de yapıcı oyun oynadı. Onun büyük payı var bu işlerde. Ee, dediğim gibi top yuvarlaktır. Topun canı istemedi gol olmak. Bu maçı öyle yorumlayabiliriz. Ha Umut'un çok iyi girdiği pozisyonda vurduğu topta da topun canı istedi gol oldu. Altay'ın hafif çeler gibi olmasına rağmen sekti gitti tıngır tıngır gol oldu. 36 yaşındaki Umut, 35 yaşındaki Adebayor. Evet, yaşlılar çok. verdiler. E Tabii bu maçta toplam 6-7 tane penaltıdan konuşuluyor. Hakikaten çok çok penaltı pozisyonu vardı. Konuşuluyor. Tartışma. Şimdi bilmiyorum, Hıncal abi daha iyi biliyor da ben burada sık sık bu VAR'a eleştiri getirdim. Evet, e, siz... VAR'dan yana değilim diye çok konuştum. Bunu hep söylediniz. Peki bu VAR denen yukarıdaki veya Cihaz. Şu, neredeki adamlarsa. Riva'da. Penaltıyla ilgili hiçbir şeyleri yok. Ben gör, görmedim. Yani sezon başından beri 20 tane hayır, penaltı hayır, puntosunda devreye girmedim. Ben öyle demiyorum. Yani o Vardaki vatandaş, işte hakem kim? Kim bir maçın hakemi? Arda kardeş, Arda abi, Arda amca, neyse. Ya şuna bir, bir daha bir de sen baksan. Hani biz demiyorlar mı bunu? Vardaki kişi de Tugay Kan, Numan Tamam işte Tugay denen vatandaşımız, arkadaşımız demiyor mu? Arda Hocam Dinliyoruz, herhalde Bilmiyoruz konuşmaları paylaştıkları Yani için. o değil midir yani? Var o değil midir? Evet o işe yaramaz. Yani yaramadık. burada bir şey görüyoruz biz buradan bize öyle bir Sen de bir baksan demiyorlar mı? Demiyorlar galiba ya da diyorlar dinlenmiyor. Hayır demeleri Açık gerekmiyor tarafına. mu? Bence gerekiyor. Ha. Şimdi hocam i̇şte yani dört konuda. Sadece e, ofsayt için yok yani bu ha, var. da çizgiyi çekiyor zaten. Mesela Fener'in attığı bir gol var. Çok şık Morici bir kafa kafayla Bir düşün. çekti ofsayt. Şimdi e, ee, yani ha ben şunu da görmedim. Yukarıdan, yukarısı neresiyse işte o vardan. Ya hoca be şuraya bir baksam bunda galiba bir şey var gibi bir uyarı geldiğinde ben bunu gördüm Cüneyt Çakır'da Fransa'da Dünya Kupası'nda. Gerek yok bakmam. Böyle de. yaptı. Gerek, Gerek yok dedi. Yok dedi bakmam dedi. Gereği yok dedi. Ama bu hakemde böyle veya hiç böyle bir şey görmedim. Ha. Ha. Varın olmadığını düşünüyorum. Var diye bir sistem yok. Değil mi? Hakem maça çıktı, yönetti, içeri gitti. Bana göre dedi bunlar penaltı değil dedi. Hakem takdiri. Maçın asıl patronunun hakem olduğu, hakem olduğu burada açıkça ortada. O zaman siz oraya öyle bir tesisat kurup da çuvalla para döktürdüğünüze göre, demek ki oraya sözü dinlenebilecek. Ya bak işte atıyorum kafadan Erman Toroğlu Hoca. Ne diyor ya? Bir, bir bak diyor. Bir dakika oynama kardeşim. Ha acaba diyorum. Bilmiyorum. Bu Turgay Kağan Numanoğlu arkadaş Şı. Arda kardeşlere denk ki çocuk da bize bir şey mi diyor dedi bakmadı. Yoksa bu genç arka herhalde genç arkadaş bilmiyorum. hiçbir şeye karışmadı mı? Bana ne? Ya, sağda Arda kardeşler gibi bir hakem var <laughs> mı dedi. Yani e, ben Biz bu, onu biz onu bilmiyoruz ama sevgili Kemal bilmiyorum. bunu bunu MHK -e biliyor ve MHK yaptığı açıklamada da diyor ki biz bunlarla hakemin ve var hakeminin notlarını yükseltiyoruz veya kırıyoruz. Evet. Yani vardaki adam da e, sahadaki benden daha kıdemli diyerek deyip korkarak müdahil olmuyorsa onun notu da kırılıyor. O notunun kırılmaması için müdahale edilmesi gereken bir pozisyona müdahale etmesi gerekir. Onu da yapmıyorsa zaten notu kırıla kırıla e, tabii elenir gider. Işte. El çektirilir herhalde. Bilemiyoruz da. Ee, ama şu var. Futbol topu yuvarlaktır. Fenerbahçe hak <laughs> ettiği bir maçı kadar, kazanamadı. Tabi, ne kadar <laughs> favori olursanız olun maçı oynayarak, pozisyon elde ederek Dahi. kazanmayı hak etmenize rağmen gelirler bir topa vururlar gidersiniz. Nitekim. Öyle oldu. Yani. Evet, güven abi liderlik için oynadı Fenerbahçe. Bu çok önemliydi. <laughs> evet. Bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturacaktı. 10. hafta bir de yani önemli bir hafta, kırılma noktası. Karşısında da ilk sonuncusu vardı. Çok da pozisyon buldu ama sonuç böyle oldu. Fenerbahçe camiası için bu, hani yolda başına gelmiş bir yol kazası olarak mı kabul edilmedi? Yoksa buradan da çıkartılacak dersler var mı? Mutlaka ders olmalı. Çünkü önemli bir kayıba uğradı. <laughs> hani e, lig lideriyle oynarken kayıba uğrasa o bir hoşgörüye e, sokulabilir. Ama lig sonuncusu daha maç kazanmamış, dokuz maçın hepsinde de galibiyet yüzü görmemiş bir rakibe karşı oynuyorsunuz. <laughs> Teknik direktörü üç gün evvel göreve gelmiş. Ee, ondan önceki teknik direktör bu takımda müthiş sorunlar var ben bu sorunlarla baş edemem deyip bırakmış gitmiş ee, ve böyle bir takıma karşı gidiyorsunuz siz liderlik şansınız var maçı kazanırsınız diye ve ideal kadronuzda bulmuşsunuz her şey her şey her şey Fenerbahçe lehine ama sonuç Kayseri Spor lehine oluyor Şimdi bu futbolun cilvesi diyoruz ama bu cilvenin içinde açıklanması gereken şeyler var. Ne o? Mesela e, Lung'un Kurtalışları futbolun cilvesi mi? Futbolun kapasitesi mi? Kalitesinin gösterilişi mi? Değil mi? Ondan sonra ne bileyim... E, ne kadarı beceriksizlik? Ne kadarı beceriksizlik? Olayım. Şimdi üç tane top direkten dönüyor. Yani üç e, topa vuruş da güzel. Ondan sonra zamanlama da iyi ama e, gol olmuyor. Bunu neyle açıklayacaksınız? Yani çerçeveden tam e, isabet ettirememekle mi açık, beceriksizlikle mi açıklayacaksınız yoksa şanssızlığa mı sokacaksınız? E, bu şey önemli. Fakat e, şimdi Kayserispor ne yaptı? Fenerbahçe'nin kapasitesini çok yukarıda gördüğü için kendisinin de sorunlarının e, farkında olduğu için ne yaptı? Alt topu kardeşim dedi. Sen oyna. Ben kapanırım, sana geçit vermem. Bu futbolun klasik anlayışı zaten. Sana geçit vermemeye çalışırım ama topu kazandığım zaman da patlar gelirim üstüne. İşte o patlamayı yaptı. Adebayor'la yaptı, Umut'la yaptı, Bilal'le yaptı. E, hatta sonra Enrique'yi e, Enrique aldı. Enrique'yle yaptı ama Enrique artık vurucu son yumruk Tabii. gibi sonradan e, oyuna koyup e, ve bunların hepsi Fenerbahçe'nin ee, iki zaafından e, yararlanarak yapıldı. Birisi ne? Fenerbahçe artık kazanmak için e, hatta bir ara üçlü savunmaya da döndü ve savunma bloğunda bölgelerinde e, açık alanlar vardı. Ve oraya koşabildi Kayseri Spor. Üç adamla, dört adamla, 35'lik diyorsun ya, 35'lik adaba yorun. Şimdi yığılıp kalacak dediğim anda son anda topu çıkarışı var. Bir tane offside oldu, gol yattı. Ee, hmm. Kim? Mensah mı attı? O topa her şey çok güzeldi. Bir tek offside'de olmak e, yanlıştı. Ama böyle bir özgüven taşıması Kayseri Spor'un bu özgüvene kavuşması 3 gün içinde. Yeni hocayla kavuştu herhalde. Çok takdire değerdi. Fenerbahçe'nin bence e, ele alınması gereken eksiği şu. Kapanan rakibe karşı Uzak şut atıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Kenarları kullanıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Kenar oyuncularınız da çok gününde değil. O zaman üçüncü şık kalıyor yaratıcılık. O kalabalığın içinden, o kalabalığı delip geçip kendinize pozisyon bulmak Fenerbahçe'de eksik olan o yaratıcılık kısmıydı bu maçta. Evet, ee, bir şey de var. E, bu maçta çok hani hakem hataları, penaltı vesaire gibi benim e, dikkatimi çeken Can alıcı iki tane e, önemli hakem ve var hatası var. Bir, maçın 74-75. dakikalarında elle oynama var. Yani Kayserili e, oynadı sanıyorum notumda var. Levent, o e, şeyin kolun yeterince normal açık olduğunu mu düşündü hakem ne yaptı? Bunu Veya... şey yapılan 15. dakikada var bir faul. Ben işte At o, o faulü yani o da tartışılabilir elbette. Ama ben orada pek fazla bir e, faul pozisyonu görmedim. Bir ikili mücadele gibi geldi bana. Bir de o penaltı olmalıydı. Fenerbahçe'nin kazanacağı bir penaltı olmalıydı. En azından var uyarmalıydı. Bir de maçın tam sonunda kaleci e, Altay'ın rakibinin hayalarına yaptığı hareket ki... Yani öldürücü kastı var gibi. Yani öylesine bir dirsek diz atıyor. Yani bunu... Nasıl hakem görmedi? Hadi atladı diyelim çabukluktan. Ee, var niye bunu uyarmadı? Çünkü ceza alanı içinde ve e, hem oraya bakmak sorumluluğunda hem de direkt kırmızı karttan sorumlu var. Ee, onu e, görmesi gerekirdi. Bence e, bu. şunu da söyleyeyim var konusu açılmışken, var sistemine ben karşı değilim. İslah edilmesi gereken yanları elbette var. Bu birkaç yıl içinde düzelecektir. Ben İngiltere'de de onun geleceğini zannetmiyorum. Hani Bakalım. sen bir teknik direktöre beş tane verirsen, öbür teknik direktöre de beş vereceksin. On defa durdurulduğunu düşünün maçın. Yani ya beş olmaz, üç ve, olur. Ve ha üç olur. Ama altı kere durdurulduğunu düşünün. Teknik direktörler öfkeyle neler yapıyorlar? Öfkeyle itirazda bulunur. Mecbursun oyunu durdurup bakmaya. Yani o daha çok şey su götürür bir şey istek. Ama varın ıslah edilmesi gerekiyor. Bu bir gerçek şu en son haftada gördüğümüz çok güzel örnekler var. Ve bu vardaki hakem hatalarının Merkez hakem kuruluna yüklenmesi de bence çok doğru bir şey değil. Merkez Hakem Kurulu ne yapabilir? Gene bu hakemlerle ya güvenle oynayacak ya kemalle oynayacak. Güven de kemal de yetersizse Merkez Hakem Kurulu ne yapacak şipşak yani? Zaman içinde hakem yetiştirebilir, geliştirebilir vesaire. Ama işte bu tür can alıcı hatalar ortadan kalksın diye varı koymuşsunuz. Varın başındaki hakem de iş yapmıyor. Yani işin acı tarafı bu. MHK'nin buna yapabileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum ben acilen. Evet, yani hmm, e, kim yapacak? İşte, MHK yapacak da bak acilen, altını çiziyorum, hemen bu hafta sonu hakemleri değiştir, hakemlerin kalitesi birdenbire yükselsin, vardaki hakemlerin kalitesi yükselsin. Hep, Bunu MHK hemen başaramayabilir, hakemler... zaman içinde yapar. Getirmişsin Ulenberk'i daha geçen senede. Değil mi? Bu MHK'den önce getirdik Ulyan, değil mi? Yok ara verdi. Bu MHK ile yeniden geldi. Yeniden geldi ama netice itibariyle geçen yıldan da yani varın başladığı dönemde varı doğru dürüst uygulatsın diye. bu Çünkü Avrupa'da uygulamanın başında olan bir adamdı veya başındakilerden biriydi. Onu getirdik. Adam ders veriyor, kurs veriyor, anlatıyor, ediyor. E netice bu. Demek ki biraz öğrencilerde sorun var. Zaman alacak oturması. <laughs> evet. Bir öğrencilerde de sorun var belli ki. Hıncal abi iki farklı yorumu da duydum Fenerbahçelilerden. Bir, ya ligin sonuncusunu da yenemiyoruz. Umutsuzluğa kapılanlar. Bir de yok ya böyle oynayalım eninde sonunda mutlu sona ulaşırız. İki farklı şeyi de duydum Fenerbahçelilerden. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol bana fevkalde keyif veriyor. Yani hele öbürleriyle bu mukayese ettiğim zaman göreceli olarak İyi futbol Fenerbahçe. Futbolun cilvesi diye bir şey varsa bu maç tam anlamıyla o cilvedir. Lung dedi sevgili Kemal. Cilve mi? Evet. Bugüne kadar oynadığı dokuz maçta maç başı ortalama iki gol yiyen kaleci Fenerbahçe'ye karşı dünyada kimsenin kurtaramayacağı ben 1955'ten beri çıplak gözle başlayacağım. Kurtaramayacağı golleri kurtardı. Üç tane direkten döndü. Bırak, bunların dışında en az altı tane şuta bile dönüşmeyen net pozisyonları var. Bir teknik direktörden ne beklersiniz? bir takımdan ne beklersiniz? Ama işte atalarımızın sözü vermeyince mabut yukarıdaki futbol ilahları istemediler. Çerçeveye bir şut gol. Kayseri'nin öteki evet. 26 23 şut. Evet. Yani akla akla seza bir baştı. İkinci e, önemli konu bu var. Gene sevgili Kemal'e sormak istiyorum. Şu ana kadar yapılan var müdahalelerinde varın hatasıyla bir maçın sonucu değişti mi? Müdahalesinin hatalı müdahalesiydi. Ama varın müdahalesiyle kaç tane hata, siyah hata beyaza döndü. Demek ki varın varlığı eksik de olsa diyelim ki 10 pozisyondan 7'sinde zaten var olmasa o pozisyonlar zaten öyle devam edecek hakemin kararıyla. Onda on yanlış devam edecek. Biz de ertesi gündüm maçın hakemi 10 tane yanlış yaptı diyeceğiz. Var Bunlardan üç tanesini de çağırıyor ve düzelttiriyor. Üç eksik hata oluyor maçta. Nasıl eksik hata? Kırmızı kart hatası, penaltı hatası, gol hatası. Yani doğrudan doğruya skor hataları. Üç tane düzeltiyor var. Off type'da. İşte gol hatası. En, en basitiyle, en basitiyle varın, varın herhangi bir zararı yok vara yönelecek eleştiri eksik faydası var. Güvenim verdiği örnek. Fenerbahçe kalecisi. Öbür konuş pozisyonlar gri pozisyonlar arkadaşlar. Hakemin yorumunun elle oynama mı var, ele çarpma mı var? Çok yakın mesafeden mi yoksa belli mesafede bilinçli çarpma mı var? Bunların hepsi hakemin yorumu. varın hakeme müdahale etmesi için siyah beyaz olması lazım pozisyon. Burada hata var. Görecek var. Orta hakemin yorumu böyle oluyorsa vardaki hakemin yorumu da öyle olabilir. Ama Fenerbahçe kalecisinin durumunda orta hakemin o pozisyonu görmesine imkan yok şey olarak, fizik olarak. Neden? Bloke ederken topu faul yaptılar kaleciye. Buna rağmen topu bloke etti. Düdüğü çaldı hakem, verdi. Artık kaleciye bakmıyor, faulü çalmış. Santraya dönüyor. Kaleci de kaç yapacak, santraya gelecek. Orada yerini alma gidiyor. Kaldı ki orada olsa bile arkası dönük. Pozisyon kaleciyi tam kapıyor şeyli Kayseri sporlu. Ben zaten. Oysa varımın elinde 18 tane kamera var. Rahatlıkla onu görebilir. Ve kırmızı kartlık pozisyonlar lütfen bak diyebilir. Net var hatası bir tane maçta. Öbürlerin hepsi hakemleri yorumları, hakem yorumlarında yüzde <laughs> 60 doğruluk iyi hakemliktir. Mur için, Mur için dizine yediği tekmede ben bariz olduğunu düşünüyorum. Onu vurgulayayım. Neyi? 15. dakikada Mur ceza sahasında tabanla. E, Abden Nur'un yaptığı hareket. Ya sen, altı, sen öyle düşünüyorsun, ben öyle düşünmüyorum. Yani bariz olduğunu düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun, ben öyle düşünmüyorum. <laughs> Kemal başkası düşünebilir, şey başka. Bu yorum mu içine giriyor. Tabii, yani ama Altay'ın yaptığının yorumu morumu yok. Top durmuş. Yani topa beraber çıkarlarken, adam kafaya çıkarken, bu da yakalamaya çıkarken dizi, dizi çarpsa çıkarmış. tamam. Ama topu yakalamış, degaj yapacağına önünde duran adama, hakemin düdüğünü de duyduktan sonra His. resmen oyun durduktan sonra vuruyor. Evet. Onun yorumu yok. Zaten o durmamış siyah. olsa penaltı da O siyah. Oyun durmamış olsa evet. penaltı da verilirdi. Penaltıyı verdim zaten kırmızıyı da rahat çıkarırdı o zaman. Hayır diyelim ki e, hakem topu bloke etti diye fuar çalmaktan vazgeçti avantaj. Degaşı yapmak daha avantajlı ya oradan duran top vurmaktan. Devamda ettirebilirdi oyunu. O zaman penaltı ve kırmızı kartı pozisyon. Ben de önce öyle zannettim ama ertesi gün gazetelerde okudum ki düdük çalmış. Çalmış. Fuar düdüğünü çalmış adam. Çalmışsa kesin kırmızı kart. Artık hiç şey yok. <laughs> telafisi yok. Yani. Şimdi var bu. Zekeriya Alp ne yapıyor? Var hakemi yetiştiriyor. Kimle yetiştiriyor? Ulenberg'le yetiştiriyor. Ulenberg bu hafta gene gelecek. Çünkü Ulenberg'in vereceği kurslarda yapacağı seminerlerde malzeme lazım. Hayali malzemeyle bir şeyi öğretemez. Bütün bu var tartışma, bu hakkın tartışmalarınız dahil. Diyelim Fenerbahçe maçtaki penaltı pozisyonları. Hakemler, var hakemleri oturacaklar. O pozisyonlar ekrana gelecek ve beraber incelenecek. Sonra Ulenberg diyecek ki burada çağırman lazım. Burada verdiğin karar doğru. Devam kararı müdahale etmemen doğrudur. Böyle öğrenecekler ne kadar da öğrenirlerse öğrensinler. Futbolda kesin bir karar yok hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde. Futbolda hatalar hep olacak, olmalı. Futbol hataları yüzünden güzel. O yüzden tartışılıyor. Maç bitiyor, yıllarca bitmiyor. Bitti mi İngiltere'nin Dünya Şap Kupası'nı kazandığı <laughs> maçtaki gol tartışması? Ya da Maradona'nın Keşke var olsaydı. Keşke var olsaydı şampiyon. Tanrı'nın eliyle <laughs> attığı gol bitti mi? İngiltere'ye. Bunlar futbolun güzellikleri. Maradona'nın attığı ikinci gol dünyanın gördüğü en güzel gollerden biriydi. Belki de en güzeli. Ama, ama o maçta konuşulan şey hakem atas. Maradona'nın attığı gol değil. <laughs> Santral'ın 10 metre gerisinden aldığı 8 İngiliz'i ipe dizdi <laughs> ve muhteşem bir gol attı. Başka nasıl gol attılar bir adam demek başına. Onu diyorum Tanrı'nın <laughs> Çok büyük fenomen. Yani e, gelelim maçla ilgili benim e, asıl söylemek istediğim şeye. Bu maçın ardından genel konuşuyorum. Türk spor medyasının bir kere daha skor yazarı olduğunu gördüm. Muhteşem Adabayor yazısı var. Bu <laughs> Emre Nasıl Oynar yazısı var. Bir an gözümü kapıyorum. Umut'un attığı o kafa şutu direkten dönüyor. Kayseri'den direkten dönen 3 çözümden da ikisi ikisi içeri giriyor. Kayseri kalesine. 2-0 Fener kazanıyor maçı. Aynı kalemler ne yazardı arkadaşlar? Bülent Uygun geldin yenisin tamam ama niye takım 10 kişi oynattın adamı oyarla? Ve kaburgası kırık Emre ne büyük fedakarlıklar yaparak takımını nasıl oynadı? bu muhteşem futbolun oyun kurucusu oydu. Derlerdi. Diyor. Yazıyor adım gibi biliyor. Oysa Adabayor'un ayrı yeri var. Emre'nin ayrı yeri var. Nerede kullanacağını, nasıl kullanacağını bilmen kaydıydı. Adabayor'u Bülent Uygun aynen Fatih Terim'in Hagi'yi kullandığı gibi kullandı. Adabayor oyunun en az 70 dakikasını bakın en az 70 dakikasını yürüyerek ve dinlenerek geçirdi. Ama topa basması gereken zamanlarda topa en iyi basan, en iyi kullanan adam eksilterek de, top sürerek de, pas vererek de en iyi adamdı. O klasta başka adam Kayseri değil, Türkiye'de çok az var. Adam dedi ki benim böyle bir adama maç boyu ihtiyacım var. Ve iyi kullandı. Ben size Adabayor'un o dediğim 10 dakika 15 dakika süren top kullanma anlarını çıkarıp maçın dek, gerisini izleteyim. Bu adam ne yapıyor? Yanarken bile bundan çok yürüyor koşuyor. 15-20 dakikadan da bir ne diyorlar ona bir klip yap. Ona da adam her 35 milyon çekersin. Tabii. Tabii. Ama maçı ne yazık ki ne yazık ki maçı gazetelerin yazarları öyle tahmin ediyor. Spor zarbesinde bir arada seyrediyor. Bir de konuşuyor. Ve o konuşan kimse herkese etkiliyor. <laughs> basın tribününde olurdu öyle dominant bir biliyorsunuz. maçlarda o bir konuşur. Efendim, i̇şte güven, çok güven çok iyi güven çok iyi Herkes güvene yıldız doldurur ama aslında... <laughs> basın, basın tribüne, basın tribüne bütün gazeteciler maça gittiği zaman geçerli bu söz. Hatta o zaman ben bunun iddiasına girmiştim. Cumhuriyet'te yazdım da o zaman. Dedim ki bana bir adam seçin, ben ona boş yıldız aldıracağım. Çünkü bir adam bir maç içinde en azından üç tane, dört tane akla hayale gelmez kötü iş yapıyor. ıska geçiyor, çalı batarken kaptırıyor. Ya şunun yaptığı işe bak, ya şunun yaptığı işe bak diye üç kere ben bağırayım. Yıldız verilirken kulakta o ses kalıyor. Serkan'ın yıldızı. Ya şunun yaptığı işe bak. Boş yıldız. Belki de genel olarak ya durum performansında... Ya da dedim seçin, ona da dört yıldız hızlı Sadece basın tribününde... Bir Aynı şey oldu. o zaman da geçerli. Bir adam dört tane iyi hareket yapıyor. Vay be bunu ancak Serkan yapardı zaten. Dört kere diyorsun. Medyanın gücü de belki... Şimdi bir arada böyle. televizyondan seyrettiğin zaman... Oyunun zaten tamamını göremediği için televizyonda seyretmek eksik. Evet. Kim ne derse desin. Tam burada bir ara ama, verelim. Ama bir arada oturup da böyle birbirlerini etkileyerek... Hele de belli takımlar lehine özellikle etkileyerek seyrettiğin ettiğin zaman ortaya başka bir tablo çıkıyor. Etik değil. Peki bir Hemen dakika. bir ara verelim abi. Ama Aradan sonra söz bundan Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğim. Tamam. Öyle ara mi? verelim. Aradan evet. sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Kemal Belgin Fenerbahçe ile ilgili bir ek yapacak. Şu eki yapacağım. Bugün yayınlandı galiba veya dün akşam. Onun da çok net değilim. Fenerbahçe Spor kulübü savcıları göreve çağırmış. Öyle mi? Evet. Şimdi e, bence yani <laughs> kel alakadar Fransızca'da. <laughs> Biz öyle derdik yani Fransızca, Türkçe karışık ne alakası var? Peki, ben de şimdi o zaman bu bildiriyi yayınlayan, bu bildiriyi, kaleme alanlara buradan bir şey okuyacağım. 26.04.2011 saat öğlen 1'i 33 geçe. Diyaloğu aynen naklediyorum. Aziz Yıldırım, efendim telefon geliyor ona, efendim diyor. Mehmet Şekip Mosturoğlu konuşuyor. Başkanım oranın eşrafından olan arkadaş bugün gitti tarlalara bakmaya, köylülerle konuşmaya. Tamam tamam. Tamam, yedi yedi gibi gelecek. Tamam, oldu. Tamam başkanım, görüşürüz. Ben de şimdi bu, siz hani savcıları falan göreve çağırmışsınız da ben de diyorum ki sizin tarlalar, çiftçiler, eşraf falan mı var? Bilmediğimiz. Ya siz önce bir kere aynaya bakacaksınız. Ha, federasyonu eleştirirsiniz, varı eleştirirsiniz, hakemleri eleştirirsiniz, penaltımızı vermedi dersiniz federasyona müracaat edebilirsiniz. Ya işte bu hakem siz? Ama savcılara göreve çağırdığınız zaman ben estağfurullah derim size. Estağfurullah. Dönüp aynaya bakacaksınız savcı kelimesini kullanıyorsanız eğer. Bitti. Bak hocam bunu kim yapmışsa imzalı mühürlü devlet mühürü var burada. Devlet mühürü. Türkiye Cumhuriyeti. Kapıyor muyuz Fener'i? <laughs> Bir şey ekleyeceksiniz Bir daha. cümle. <laughs> Rantarım <da> var da. <laughs> e, bu medyaya kızgındım bana Şimdi e, 77. dakikada Fenerbahçe bu <laughs> muhteşem golleri atamazken Zanka'yı çıkardı, Mevlüt'ü soktu. Nerede oynuyordu Zanka? Savunmanın ortası. Forvet soktu, Santrfor. Milli Santrfor. Geçen hafta seyrettiğim bir Premier Lig maçı. Lider Liverpool Aston Villa ile oynadı. 1-0 mağlup Liverpool Aston Villa'ya karşı. Dakika 60 60 küsur. 65 tam şeyden söylüyorum. Liverpool hocası Klopp müdahale ediyor oyunu. Mağlup 0 gelmiş. mağlup takım. Kimi çıkarıyor arkadaşlar? Muhammed Salah'ı. Liverpool'un en golcü, dünyanın en golcü adamlarından biri. Muhammed Salah oyundan çıkarıyor ve yerine Chamberlain'ı alıyor. Horvet çıkarıp orta sahada ondan sonra attı. iki golle maçı kazanıp 2-1. E bu işten anlamaz çok ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ya. Evet, devam Yani <laughs> e, mesele mağlupsan e, forbet sokmak, galipsen bek sokmak değil Hocalık. Evet <laughs> bunun, abi bunun, Yani verir. maçın akışına göre evet. bunun bunun dersini verdi Klopp. Aynen öyle. Yani ben maçı 65. dakikada açmış olsam tabelada 1-0 Liverpool mağlup ve Salah kenara alınıyor görsem adam sakatlandı mı ne kısmetsiz bu Liverpool derdiniz. <laughs> i̇şte abi ben bunu senelerde söylüyorum. İkinci, üçüncü santrforu sokmak futbolda bir cinayet işlemektir. Siz onları yaptıkça arkadaki savunma kalabalığını daha fazla kalabalıklaştırıyorsunuz. Evet. Adebayor santrifordu. Nerelerde oynadı bu maçta? Ha? Hiç gördünüz mü? Orta mi? sahaya geldi çok. <laughs> Oralar evet. bomboş. <laughs> Devam edelim. Benim bu sezon ligde hatta genel olarak hayatımda izlediğim en enteresan maçlardan birisiydi. 2-0'du. 9 ve 11'de. 2 dakikada 2-0 oldu. Antalya-Beşiktaş maçı. Sonra devre arasında biz yayın yaptık ve ben yayında dedim ki hani böyle giderse Beşiktaş'ın çok rahat ve farklı kazanacağı bir maça benziyor. Çünkü ilk yarıda hiçbir varlık göstermeyen Antalya Spor. Çok hırslı bir şekilde galibiyete odaklanmış bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda sanki başka bir iki takımın maçını izledik. Evet. Bir klişe vardır. Maç özeti anlatan spor spikerlerinde ikinci yarı sahada bambaşka bir Antalya spor var. Böyle bir klişe vardır ama hakikaten bambaşka bir Antalya spor, Bambaşka bir Beşiktaş izlediğimi düşünüyorum ve zannediyorum. Sonrasında da zor anlar yaşanmasına rağmen kritik bir haftada kritik bir galibiyet geldi Beşiktaş'a. Şimdi nispeten geride bıraktığı fikstüre ve rakiplerine göre 6 hafta boyunca İstanbul'da oynayacak bir Beşiktaş bir fırsat yakaladı, bir fikstür fırsatı yakaladı. Nasıl bakmak lazım? Ya kazansın da nasıl olursa olsun diye mi bakmak lazım artık bu haftalarda takımlara? Yoksa ya ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark enteresan çok <gülüyor> manidar <gülüyor> mı demek Neden? lazım? Neden ona bakmak lazım. Manidar değil açık net görünen bir şey. Buyurun. Ee, ben Beşiktaş'a bugün iki pencereden bakmak istiyorum. Birincisi Beşiktaş'ın sahadaki sahip olduğu futbolun kalitesi gelecek için güven veren bir kalite midir değil midir? Hemen cevabını vereyim değildir. Çok kaliteli bir futbol oynamıyor. Ama... Güven yani futbol kalitesiyle güven vermeyen bir takım çök kötü başladığı birlikte geçen hafta hatta burada e, uçuruma düşüyordu Galatasaray galibiyetiyle e, ağaç köküne tutundu. Bakalım yukarı tırmanabilecek mi benzetmesini yaptım O e, köke tutundu. O kökten yukarıya doğru bu galibiyetle bir hamle yaptı. Yani uçurumun üstüne çıkmadı henüz. Neden? Çünkü e, Beşiktaş lig yarışı içinde, hani futbol kalitesini beğenmedik ama lig yarışı içindeki hamlesi Beşiktaş'ın parmak ısırtıcı. Son dört maçtır yenilmiyor ya, bir beraberlik e, üç galibiyeti var. O bir beraberlik üç galibiyetle topladığı on puanla son dört maçın lideri. Son dört maçta bakın Beşiktaş on puan, Sivas Spor dokuz puan. Ee, Başakşehir 8 puan, Galatasaray 7 puan, Fenerbahçe 6 puan, Malatya Spor 5 puan toplamış. Bununla Beşiktaş zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Ne durumda? 8. durumda. Ama aşağı doğru bir bakın. Düşme bölgesiyle arasında da 4 puan fark var. Hı hı. Yani Beşiktaş e, gereken her şeyi yerine getirmedi şu anda. İkinci penceremiz bakarken bunu görüyorum. Yani Beşiktaş'ın e, eksikleri var. Ne eksikleri var? Yani takım kadrosu olarak değil. Oyun eksikleri var. Mesela Galatasaray maçında iki gün üç gün. Hani Perşembe pazar oynadı. Galatasaray'la ile pazar oynadı. Perşembe günü Avrupa Ligi maçı oynadı. Avrupa Ligi maçında fiziksel olarak yıpranmış olmasına rağmen Galatasaray maçında 90 dakika koşan ve mücadele eden Beşiktaş vardı. Mücadele iyiydi, doğruydu, kaliteliydi, değildi ama fiziksel olarak diriydi Beşiktaş. Şimdi bu defa o maçtan 5 gün sonra oynanan, pazardan e, cumartesi şeye doğru ya, e, beş, altı gün sonra oynanan maçta Beşiktaş maçın ilk yarısında Antalya Spor'a karşı diri bir takım, ikinci yarıda yürümeye başladı. Birdenbire böyle. Yani Beşiktaş'ın Antalya'nın öne fırlamasının iki nedeni var. Birincisi Beşiktaş'ın durması. İkincisi de Antalyaspor'un aldığı olumlu e, şeyler, hamleler, olumlu e, değişimler. Şimdi Beşiktaş'ta demek ki e, ilk yarıda, maçın ilk yarısında bir şey daha vardı. Beşiktaş gene, e, şurada notlarımda varsa bakayım. Neyse uzatmayalım. E, Beşiktaş'ın maçın ilk yarısında, 4-5 tane gol atabileceği pozisyon var. Ne? Hep kötü vuruşlarla yani 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 yap artık ondan sonra 4 tane istersen ikinci yerde. Ama 2-0'ı 3-0'la korumaya çalışırken, 3-0'ı arayarak korumaya, korumaya çalışırken hep kötü vuruşlarla 3. E, golü, 4. 3. golü tabii öncelikle e, bir türlü bulamadı Beşiktaş. Demek ki bir gol vuruşu sorunu var. Bir önce hatta iki önce diyelim Ankara gücü maçında da altı tane pozisyonda <laughs> gol yapamamıştı. Vuruş e, probleminden dolayı. Demek ki Beşiktaş'ta önce düzeltilecek bir vuruş kalitesi arttırmak sorunu var, ihtiyacı var. İki, fizik güçte bir standart yakalama e, ihtiyacı var. Bakın Denizli sporla oynayacak Beşiktaş pazar günü ama perşembe günü de Braga'da Braga ile oynayacak. Ne zaman oynayacak? Türkiye saatiyle 23'te başlayacak maç. Perşembe günü başlayacak, cuma günü sabaha karşı bitecek. Ve orada Beşiktaş bu sefer bir değişiklik yapıp, orada e, istirahate çekilip, sonra idmanını yapıp, öğleden sonra e, Türkiye'ye dönecek ki daha fazla yıpranmamış olsun diye. Eğer Beşiktaş, Braga maçının yıpranmışlığını, fiziksel yıpranmışlığını e, Antalya maçındaki gibi e, gideremezse, Antalya maçının ikinci yarısındaki gibi denemezse Denizli sporlarında başı derde girebilir. Yani Beşiktaş'ın böyle bir sorunu var. Hiçbir şeyde yani Beşiktaş şu anda e, rahat e, değil. Bir de bir değişiklik var Beşiktaş'ta. Abdullah Avcı o amaçsız pas oyunu, o amaçsızın altını çizerek söylüyorum, amaçsız pas oyunundan vazgeçti. Gördü ki takımın daha çabuk ve daha kalabalık öne çıkardığı zaman daha başarılı oluyor Beşiktaş. Yani o oyuna döndü. Ama Beşiktaş fizik gücü düştüğü zaman Antalya karşısında, maçın ikinci yarısında gene o amaçsız pas oyununa, çünkü takati yok öne gitmeye, kalabalık gitmeye, onu e, bir ölçüde gösterdi. Ama e, bakıyorum burada devin söyleyemedim ayrıntısını. Diyebilin iki tane, Gökhan Gönül'ün, elneninin Lens'in, Umut'un diğer tane pozisyonları var. Bunları doğru dürüst vuruşlar yapsalar Beşiktaş en azından 3-4 yapacakmış e, maçı. Bunları e, yapamadı. Bülent Korkmaz'ın da, şimdi hep Beşiktaş derken e, Antalya'yı atlamayalım. Bülent Korkmaz'ın da maçın daha 24-25. dakikalarında e, Serdar'ı oyuna alışı var. Serdar'ın oyuna al girmesi top tutamayan Antalya Spor'a biraz e, topu tutma e, takımı daha böyle Rahat oyuna, hücuma çıkarma fırsatını tanıdı. Bu da çok önemli bir maçın dönüm noktasıydı. Buna karşı Beşiktaş'ın giderek yavaşlayan oyunu, belki de 2-0'da bu işi biz bitiririz diye düşünmesi onun psikolojisiyle Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Bakın maçı anlatan, şu rakamları da vereyim, çok iyi anlatan şu rakamları vereyim. Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistikleri. Birinci devrede Antalya Spor 12, Beşiktaş 18. 12-18. İkinci devrede Antalya Spor 16, Beşiktaş 3. Rakip ceza sahasına 3 defa girmiş Beşiktaş maçın ikinci yarısında. Toplamda da 28 e, Antalya, 21 Beşiktaş oluyor. Ve e, bu ilk yarıdaki e, performansı devam ettirememiş. Neden? Fizik güç düşüm, düşmesinden. Bence e, Beşiktaş'ta 7 sakat vardı. Yuvarlak hesap 5'i döndü. Ondan sonra iki tanesi biraz daha uzun gibi. Ama bir tanesine ihtiyaç yok. E, yani Gökhan Gönül olduğu için Douglas'a ihtiyaç yok diyorum. Belki onda bir arıza olur. Gene veya rotasyonda ihtiyacı olur. Başka. Ama Beşiktaş'ta kadro sorunu şu anda olmamasına rağmen fizik güç sorunu ve Gol vuruşu yapmaz sorunu var. Bunların acilen giderilmesi lazım. Beşiktaş'ta e, şimdi o kadar eleştirilmiş, teknik adamı istifaya davet edilmiş, yönetimi seçime gitmiş ve yenilenmiş bir takımken, şu an hani Galatasaray'ın bir puan gerisinde, e, Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde, Trabzonspor'un bir puan gerisinde görüyoruz ve hayır ben açıkçası. E, potansiyeli itibariyle de eksikleri döndükçe Burak Yılmaz gibi tam anlamıyla döndükçe aslında şampiyonluğun güçlü adayı olduğunu düşünüyorum. Sen nereye koyuyorsun? Birinci temiz Alanya Spor'un kaç puanı var? 19. Küme düşmedeki Ankara gücünün kaç puanı var? 9. Birincilikle küme düşme arasında kaç puan fark var? 10. Tebrikler. <laughs> Bu 10 puan olduğu sürece aralardaki ada, takımların Birer ikişer puan farkla dizilmelerinde normal bir şey yok. Bir top direkten döner, sen beşinciliğe çıkarsın. <laughs> bir top kalecinin eline çarpar, içeri girer, kurtaracakken sen <laughs> on beşinciliğe düşersin. Bu puan cetveline şaşmamak lazım. Çünkü Türkiye'de futbol genel anlamıyla iyi oynanmıyor. Bunun altını çizelim artık. Şurada on tek galibiyeti de o da bu hafta. <laughs> hı hı. Kayseri Spor birinci Alanya. Beş galibiyetli Alanya Spor. Birinci ile sonuncu arasında dört galibiyet. Böyle bir ligde siz bana söyleyin. Ben de iddia edeceğim sizin lafınızla. Şu maçta yüzde yüz bu kazanır git paranı ona yatır. Böyle bir maç var. Hele bu Kayseri Fenerbahçe maçından sonra bunun cevabı Haftaya olur Haftaya mesela. <laughs> böyle 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 bir maç yok. Haftaya bu, bu, yok. Bu Türkiye'deki futbolun İngiliz ligindeki gibi yukarıda buluşmasından değil. Niye Türkiye liginin marka değeri yok? Kim <laughs> o? Gazetelerden birinde bu hafta güzel bir röportaj vardı. Ünlü bir spor futbol yazarı Türk futbolunu anlatıyor. Avrupa'nın numarında değil Türkiye gidiyor. Niye olsun? Ya şu Avrupa kurup. kupalarındaki takımların haline baksana evet, ne olsun? yani? İşte onu diyor, <laughs> onu da <laughs> Niye söylüyor. Ne merak zaten. etsin adam. Yani Türkiye liginin ne olduğu da diyor <laughs> Avrupa maçlarından belli oluyor diyor. Şimdi şu program olmasa biz şu maçların hepsini oturup televizyon başında seyreder miyiz? Doğru konuşalım. İstanbul o kadar cazip bir şehir, hava o kadar güzel ki niye kendi eve mahkum edeyim ya? Hiçbir şey seyretmeyeceksem eğer. Devre aralarında şeyi açıyordum. <laughs> İngilizliklerini. Vakit geçirmek için açma dediler bizim arkadaşlar başta kardeşim Kemal. oraya. ya ondan sonra geliyor. bize dönüş çok zor oluyor dediler. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi voleybol maçlarını seyredin. Evet. Size tavsiye ederim. Bayanlar özellikle. Ya, <laughs> Beşiktaş 5 beş gol kaçırdı diyoruz. E, maçın sonuna doğru Gökhan Gönül ile Karyos iki tane net gol kaçırdı kurtardı. E, Antalya gol, galibiyeti kaçırdı. Şimdi onun için yani her takım her takımı yenebilir. Bunlara pek fazla bakmak. Takılmamak. Ha, şunu söyleyeyim. E Beşiktaş'a ekleyecek e fazla sözüm yok. E ama e Beşiktaş'ın sakatlıklarının Beşiktaş'ı çok fazla etkilediği kesin. Evet, evet. Yani sakatlıktan iyileşmiş olmak, antrenmana başlamak ya da kulübede oturmak yeterli değil. Yani iki maçta 10-11 tane gol pozisyonu kötü vuruş yaptı diyorum. Evet. Onları e, vursaydı ne bileyim Burak yani, vursaydı yani, belki üç tane dört tanesini yani atardı yani. hiçbir takım, hiçbir takım lige formunun zirvesinde başlamaz. Bilinçli olarak başlamaz. Yani form ligin ortasına doğru zirveye çıkar yavaş yavaş da iner. Ama şimdi sen tam çıkıştayken bir takımın 7 tane adamın birden oynayamaz şu veya bu sebeple olunca. Mesela bu hafta Caner'in eksikliği fena halde hissedildi. Hı hı. Bu sakatların olmasa Caner'in eksikliğinin belki de farkına varmazdık. Sarı kart cezası. Üstünden yoktu. Burak vardı. Var mıydı? Gerçek Burak olsaydı formundaki bırak olsaydı yani 10. haftaya böyle gelen bir bırak olsaydı o kesin bu olmasaydı. Topa girmeye bile çekiniyor. Tabii daha çünkü darbeyi aldı mı yine bir 10 hafta yok. Şimdi böyle onun için Beşiktaş fazla bir şey söylemiyorum. Antalya Spor e, ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi. Son haftalarda özellikle yediği gollerle Gençler Birliği'nden 6-7. 19 gol yemiş. Sonuncuyla beraber bir de Gaziantep. Üçer beşer yiyenler bunlar da onun için 19 acı bir Antalya Spor golü savunması kötü olduğu için de değil. Savunmasındaki inanılmaz hatalar yüzünden, bireysel hatalar yüzünden iyi o peşi golü. Maçın başında da yiyince bu golleri hele takım darmadağın oluyor. Ondan sonra o takımın moral bakımından toplanması için yeniden zamana ihtiyacı var. O zaman içinde bir tane daha yerse, üç yerse beşe gidiyor. O üçü yemezse de iki ikiye gidiyor. İkisi de yaşadı bunlar. Kazanabilirdim maçı. 87'de mi ne? Karyus karşı karşıya değil mi? Yani, e, şey Serdar'ın topunu tutan. Tabii, tabii. Bitiyordu. Yani hem de o topun gelebileceği en iyi adama geldi. Antalya Spor'da. Yani ah bu pozisyon Serdar'a gelseydi. Çünkü en iyi topa vuran adam Antalya Spor. Ona geldi karşı karşıya. Benden güven kadar mesafe. Ve Karius uçtu. Uçan Karius'un ayağına çarptı. Karius kurtardı diyorlar. Değil. Karius golü yedi. Karius'a çarptırdı. Golü kaçırdı. Penaltı gibi kaçırdı. Öyle oldu. Yani e, Antalya'nın ihtiyacı olan sevgili Bülent kardeşimi çok da severim onu. <laughs> Korkmasın. E, iyi bir forvet. Topa vurmayı bilen bir forvet. Kanat adamı değil. Yani antrifor, santrifor yani arkası oynayacak. Yani pozisyona girdiği anda <laughs> Antalya seyircisini heyecanlandıracak bir adam bu takımda yok. Evet. O transferde <laughs> o sorunu çözerlerse Antalya hele işte şu <laughs> gibi de çok yakın puanlı ligde çok çabuk yükselişe geçebilir. Evet Kemal abi sen devam edelim. <laughs> bu arada tabii Antalya Başakşehir maçı golsüz bitti. E, Trabzonspor Göztepe'ye mağlup Antalya oldu. Antalya maçı enteresan. 9-11 2 gol. 15. dakikadan sonra korkunç bir Antalya Spor var. Her tarafta basan. Beştaş takımını sahadan silen Atiba dışında. İkinci yarı vitesi de büyüktü. <laughs> o var tabii. Yani Atiba dışında Beştaş takımında ayakta duran oyuncuya rastlamak pek mümkün değildi. Yani Bülent Hoca'yı ben bu açıdan kutluyorum. Yani iki tane bir tanesi Vida'nın kafa golü savunma yerleşim hatasından. Öbürü de Diaby'nin attığı gol. Ama müthiş bir baskı 15. dakikadan sonra ve Beşiktaş takımını kımıldatmadan oynayan bir Antalya. Ha, ama işte dediğimiz gibi bu maçta da top Antalya'yı istemedi. Ben dedi Beşiktaş'ı istiyorum bugün dedi. Nasıl Kayseri istedi Fenerbahçe maçında. Bu arada ben yazı yazdım bu maçla ilgili. Son cümlem şu. Abdullah Hocam, Burak'ın ne işi vardı bu maçta? <laughs> ne işi vardı? Ha, diyeceksin ki efendim... Lens hala niye oynuyor? Ben onu da anlamadım. Ha o başka, şişman o. Yani, rakip bastı diye arkada geniş alanlar bırakıyor falan ediyorsun, şeyde koşar. Umut da koşar oralara. Koşmadı mı bugüne kadar? Güvende koşar. Ben koşmadım bugün. Mutu tuttu zaten Burak. Anladım sonra. da yani Burak zaten yarım adam durumunda da. Yani bir tane topa vurdu kalecinin kucağına. Hatırlıyor musunuz? Belki ha. daha sağlam bir Burak başka şey de yapardı orada bir metre daha sürüp filan gibi. Burak yani. bu seneki Burak e, yani o becerikli gol vuruşlarını hiç gösteremedi. Milli maçlar dahil. Şimdi öyle bir düşünün. E zaten daha antrenman eksiği vardır. Formsuz, sakat. Orada gelen topu hemen kullandı. Belki eski Burak olsa hemen kullanmayacak. Yani ne lüzumu var yani Burhan o kaçta girmiş? Burak 58 Lens'in yerine. Ha, Lens'in yerine çıkıp sen de oynasan olur Abdullah hocam. O ayrı hikaye. Lens nasıl olsa oynamıyor. Ha o başka. Yani o zaman güveni sok. Boydu sok. Ha? Boyd. Evet. Evet. Yani kim daha kötü oynayabilir ki Lens'ten? İşte yani. Onun için ben. <laughs> İtirazın var mı? Yok. Yok. <laughs> Adam hesabırladı. <eş> <laughs> Demedi. Valla takım enerji olarak, sürat olarak düşmüş. Koy boydu, at gibi koşsun en azından. Yani. yani. Rakibi. Bu biraz arada yere. bir dinamizm. Bu arada Hı. bu maçta bir şey daha dikkatimi çekti. Bu ilk 25 dakika için söyleyeceğim. 5taşın hani iki gol atıp da. Hı hı. Bu arada Abdullah Hoca bu maçta, bana öyle geldi ekrandan seyrettiğim kadarıyla, layıcı, ben öyle adlandırıyorum, böyle bir kelime yoktur belki, kenarda sahte oyun kurucu olarak görevlendirmiş. Gibi. Şimdi... Mesela ne o Ser, e, Sergen Yalçın takımında Brezilyalı ufaklık? Cilerme. Cilerme. Nerede oynuyor? Oyunu kuran o esasında. Kenarda. Şimdi futbolda yeni bir moda çıktı. Var böyle şeyler. Ha, yani oyunu, Asimetrik takım. Oyunu yönlendiren, yöneten takımı kişiyi rakipten mümkün mertebe saklamak. Asimetrik. Ha, fazla bulguramak. adamların içinde bulundurmamak. Darbe almasın, etki, olumsuz etkilenmesin bir diye. Bir aralar Derli Galatasaray öyle oluyor. kenarda oynatıp hani en fazla bir tane bek var orada. Yani netice itibariyle. Bir de açık yardım ederse. Ayrı hikaye de. Yani burada e, Abdullah Hoca e, Laiç'i 77'de çıkarmış. O ana kadar bu yeni tarif etmeye çalıştığımız kenar oyun kurucu olarak görevlendirip işte o kalabalıklardan hani etkilenmesin filan zaten 77'de çıkardığına göre de fizik gücü de işte ancak orada oynarsa o kadar yetti anlamı taşıyor. Ondan sonra oraya Oğuzhan'ı koymuş. Bu da benim dikkatimi çekti. Acaba bundan sonra Beşiktaş'ta Lens, Yaman şey Lens diyorum. Caiç bu görevde mi seyredilecek? Enteresan. Evet. Şimdi diğer bir diğer bir e, on numara denen yerde biraz etkili oldu ya başarılı oldu. diye bir oradan almamak için bu sefer layıcı sola da kaydırmış olabilir yani. Diğer yani başarılı bence, oldu mu? E, oldu ya gol attı. Kazara. Ben gol attı ama. Yani ben için bundan böyle Beşiktaş takımında bu tür oyun kurucu gizli oyun kurucu saklı oyun kurucu muhafaza altındaki oyun kurucu olarak oynamasını bekliyorum bu maçta gördüğüm kadarıyla. Evet, o Hatta zaman onu bilmiyorum. E, yarınki zorlu Real Madrid maçı öncesi Galatasaray'a geçelim. Geçmeden ben bir başka boyutu önümüze koymak istiyorum. Şimdi bakın ligin ilk e, 8'inin hani diyoruz ya puan Hı -hı. cetvelinde herkes birbirine yakın hemen her şey olabilir diye. Ligin ilk 8'inin kalan maçlarını çıkardım. Alanya'dan başlıyorum. Trabzon Galatasaray ile oynayacak. Yani bu ilk 8 içinde olan evet. rakipler. Sivas, Malatya Fenerbahçe ile oynayacak. Evet. Malatya, Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacak ve Sivas ile oynayacak. Evet. Fenerbahçe Malatya, Sivas, Beşiktaş ile oynayacak. Evet. Trabzonspor Alanya Galatasaray ile oynayacak. Başakşehir Galatasaray ile oynayacak. Şeydeki yukarıdakilerle çok fazla şeyi kalmamış Başakşehir'in bir tane rakip. Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanya hele bu üçü peş peşe Galatasaray'ın maçları. Bir Beşiktaş da var. Beşiktaş Hayır, oynadı. oynadı. Beşiktaş Malatya ve Fenerbahçe ile oynayacak. Yani bu ilk sekiz içindeki hı hı. rakipleri söylüyorum diğerlerini saymadım. Yani bu maçların sonuçları bu ligin ilk sekizini var ya bir güzel harmanlar böyle. <laughs> evet. Kimse bir yerinde ha Alanya bütün maçlarını kazanır o sen, başka. Sen, ne kadar iyimsersin güven ya. <laughs> bu ilk 8 kaç tane sporla oynasa ne yapar kadar harmanlamaz mı? Ha ben ilk 8'i <laughs> karşılaştırdım. <gülüyor> Bırak ya. Hangi şu derece futbol şu derece futbol içinde oynanıyor bütün maçlar. Bu kadar futbol içinde oynanıyor. İşte, ve bunların içinde de yine de futbola benzeyen en iyi oyunu Fenerbahçe oynuyor. İşte bunlar birbirlerini yenecekler. Bu haftanın Kayseri kaybeden Fenerbahçe Yani biri biri bunların hep puan kaybedecek. Onun için söylüyorum. Yani e, şu anda Peki. geçen sene 10. haftada 21 puanmış liderin puanı. Bu sene 19. Galatasaray'a geçelim. Yani, Galatasaray e, bir ile oynadı. Ee, ve yarınki Real Madrid maçı öncesi oyun tabii sıkıntı yarattı ama hani öyle bir rotasyonda vardı ki gerçi kim rotasyona uğradı, kim revizyona maruz kaldı. Orasını da anlamadık. Hani şimdi Real Madrid 11 ile netleşecek. Hani ile Belanda senin uzun süredir yazdığın kenarda, Enzonzi kenarda ama kimilerine göre nasıl olsa Madrid'de oynayacaklar. Rotasyon yapıyor. Hani acaba ee, bu bir rotasyon mu, revizyon mu, kim neden kenarda belli değil. Bir yandan da e, Falcao neden yok, takım gol sıkıntısı çekerken bunlar konuşuluyor. Yarınki Real Madrid maçı öncesi nasıl bir Galatasaray var kafanızda? Evet. <laughs> Daha, Çok cevabı verdi. Taktiği çizdi. Galatasaray'ın taktiği, onun taktiği. Pardon. Fatih Terim'i çizdi. Soru içeride. Fatih Terim kendisi şu an ne yapacağını biliyorsa ben onu bilmiyorum. <laughs> Maç kavga halinde Fatih Terim'in kafasında oynadı. Bir kafasında ezberlediği onlarsız olmaz dediği paralı askerleri, başta Belhandası ve Fegulisi, bir örnek bu sözümün kanıtı olabilecek bir örnek. Belhan da tarafından oyundan çıkarıldığı zaman Galatasaray tribünlerine, kendisini protesto eden Galatasaray kulübünleri tribünlerine Fransızca olarak OK küfürünü kullandı ve Galatasaray'ın ilk başında ilk 11'de oynadı. Buna karşılık başarılı bir maç oynayan, savunmasında büyük yedikler veren Galatasaray için önemli bir yerde Joker gibi oynayan Donk, bir arkadaşının doğum gününe katıldı maç pazar günü, doğum günü salı gecesi katıldı diye çıkan resimleri yüzünden ondan sonraki maç tribünde oturdu. Bu nasıl ceza, bu nasıl ödül, bu nasıl karar sistemidir? Fatih Terim'in kafasında anlayın. Şu Çaykur Rize maçında Galatasaray'ın bir takım adamları çok iyi oynadı. Bir takım adamları çok umut verici oynadılar. Bakmayın siz medyada yazılanlara. Bunu özellikle söylüyorum sevgili seyirciler. Acaba ne yazmış diye okuyun medyayı ben dahil. Şimdi bu Çaykur Rizespor maçından edindiği izlenimlere göre mi takım yapacak? Yoksa Real Madrid'i düşünüp ona karşı bir takım mı yapacak? Yoksa kafasındaki paralı askerlerini ben sizi dinlenin diye kenarda aldım. Hadi aslanlarım bu maçta sizi bekliyorum. Gösterin kendinizi diye sürdü yani şey maçında. <laughs> Beşiktaş maçında sahaya. Öyle mi sürecek gene bilmiyorum. İnanıyorum ki kendisi de bilmiyor. Gazetelerde okuyorum. O bir tanesi de başlık. Galatasaray yıldızlarını oynatacak. <laughs> yıldızları dediği Belhanda ile Feguli. Yani Galatasaray yıldızları eğer Belhanda ile Feguli ise zaten Galatasaray bitmiş. İstanbul boğazına atsınlar. Adada bizim değil ki adadan atalım. Kuru Çeşme e sahilinden sahil emniyetinde de haber versinler Galatasaray denize düştü diye. Yıldızları Belhanda ve Feguli utanmadan bir gazete bu başta da atabiliyor ya. Bunlar yıldız görmemiş hayatlarında ya. Türkiye'nin yetiştirdiği yıldızlara hakaret. Bırak yabancı dışarıdan gelenleri. Schneider'leri, Drogbaları, Hacileri, Popeskoları. Geç onları. Hani dökülen Van için deseler Eyvallah adam çünkü yıldızdı. Şimdi iyi oynamıyordu Fenerbahçe'ye geldiği zaman ama yıldızdı. Anelka yıldızdı. Feguli Belhanda ne zaman yıldız oldu ya? Bana bir dünya sporundan bir Belhanda Feguli yazısı getirseniz Ülke basınlarında belki geçmiştir hani Fas'ta, Cezayir'de. Ya Fas'ta, Cezayir'de yıldız olması, Galatasaray'ın yıldız olması yeter Hayır, mi? Hayır yani ülke basınlarında geçmiştir. Hayır efendim. Hayır bunları kasten yapıyorlar da inanıyorum ben. Abi ezber düşünmeden yapıyorlar. 17-18 yaşında yeni bir çocuk oynasalar hemen onda adı genç yıldız oluyor. Bunları ısrarla yani. pompalayan gazetenin nasıl bir Fenerbahçe organı olduğunu ben biliyorum. İşlerine geliyor. Belhandalı, Fegulli, Gasri, Fenerler bayılıyor. Kurgu mu? <laughs> Neler kurgu? Demin sen söyledin. Bu ülkede kurgudan laf edecek sonuncu adam Ali Koç. Bütün medyayı avuçlarının içine almışlar. Fenerbahçe tiraj yapar, Fenerbahçe reyting yapar diye ne isterlerse ona yazdırıyorlar. Emre Mor. Galatasaray'a son zamanlarda gelen en yetenekli futbolcu. Adam futbolcu olarak doğmuş. Ama kimse ona öğretmemişmiş. Fatih Hocam bu, bu çocuğa sahip ol. Emre Belezoğlu'nu yetiştirdiğin gibi yeni bir Emre kazandırabilirsin Türkiye diye bir satır yazı okudunuz mu? Bütün gazeteler Emre Mor niye oynadı? Çünkü Emre Mor'da tehlike var. Fatih Emre Mor'un arkasında durursa yarın aman ya Rabbi, Rodriguez'den beter bir kanat oyuncusu çıkabilir Galatasaray. Abarttığımı abarttığımı düşünenler olabilir. Ama ben tam 60 yıldır bu medyanın içindeyim. Artık bir takım insanların ruhlarına öğrendim. Ve onların yazılarını okurken niye yazdıklarını da beraber okuyorum kafamda. Niye iyi diyorlar, niye kötü diyorlar, niye yıldız diyorlar, niye on para etmez diyorlar. Hadi bir söylesin var. Şu anda Türkiye'de hele Türk milli takımı için Emre Mor'dan daha yetenekli bir kanat oyuncusu var. Ama adam futbolun F'sini bilmiyor ya. İki, iki Fatih Hoca'nın kendisine güvenmediğini, oynatmadığını, ilk fırsatta gene Fegulis'ini oraya koyacağını bildiği için, bak bunun altına iki kere çiziyorum, bildiği için gene Fegulis'i koyacağını, sahada çık oynadan anda kendini Fatih'e ve tribünlere kanıtlama uğraşıyor. Nasıl kanıtlayacak? İki çalın, bir çakacak, gol olacak. İşte Emre. Halbuki buna ihtiyacı yok. Fatih Hoca sana güvense, Fatih Hoca'sı antrenmanda onu yanına alsa, oğlum ben sana öğreteceğim ama şöyle şöyle oynaman lazım diye. O oyunun sırlarını, Emre'ye kimsenin öğretmediği sırlarını. Önemli olan Emre'nin gol atmasının değil, takımın gol atması olduğunu anlatsa, onun için neler yapması gerektiğini söylese, ne zaman pas vereceğini, ne zaman şut atacağını, yani bireysel taktiğin ne olduğunu anlatsa görürüz. Nasıl bir emre çıkar ortaya. Demin saydın sen iyi bir şey söyleyeceğim diye. Türkiye'de böyle adısanı bile duyulmayanlar gidip Avrupa'da niye? Çünkü o yetenekler işleniyor Avrupa'da. Oradaki teknik direktörler kuyumcu. Tık 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 İşlediyor, işliyorlar. Peki ama Emre... Biz balta! Almanya'da ve İspanya'daki kulüplerde... Yaşı kaç? Hiç ya. Hamle yapamadık. Yaşı kaç? Ya onlar da mı işlemedi acaba Emre'yi? Ya işlemek için oynamak lazım. Bir temel futbolun temelini öğretiyor Avrupa'daki altyapı. Emre tam şeye geldi takım oyunu oynayacak düzeye geldi oynayacağı takım bulamadı. Galatasaray bu şansı şu 10 on maçın onunda da Emre oynasaydı bu hafta olağanüstü bir Emre görürdük biz. Ama oynatır mı? Oynatmaz. Fegül'ü oynayacak. Şu anda belki Fegül'ü formsuz diye oynatmıyor. Oynatıyor Emre'yi ya. Yani. Formsuz diye oynatıyor, ıslıklanmasın diye oynatıyor. Real Madrid maçına saklamak için dinlensin. Orada çıksın bir muhteşem Real galibiyetinde Feguli başrolü oynasın da Feguli'yi Belhanda'ya kızanların canına okuyun diye oynatıyor. Fatih'in kafasında diyorum kaç tilki koşuyor, kaç tilki savaşıyor bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor. Onun için yarın akşamki Perşembe akşamı yarın 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 harcaydı. saat 23. Yarın gece yarısında. Perşembe de 23 iki tane. Yarın gece yarısındaki Real Madrid maçında her şey beklenebilir Fatihlerimden. Her şey olabilir. Sonuç futbolun cilvelerinden ne olduğunu bu hafta iyi gördük. Abi Falcao'nun sakatlığıyla ilgili tatmin edici bir şey hala anlayamadık. Ne e, zaman doktor açıklama Fakat e, dedi. Ya, sakat. Bak, sakat. Tamam, sakat. Ama ne zaman dönüyor? Doktor açıklama yaptı sabah. Abi bak Emrah Baba Ocakta dönüyor dedi. 6 ila 8 hafta şener döner dedi. Falcao deyince Falcao 10 gün sonra İspanya'dan döner dedi. <laughs> evet. Ne zaman oynayacak? İşte bilen yok Artık nasıl diyebilirler bu kadar <laughs> para verdikten sonra boğazına kadar borçta batakta batmak üzere olan Galatasaray'da Falcao 6 ay daha oynamaz diyebilecek yürekte bir adam var mı Mustafa Cengiz'in başkan olduğu kulüpten her şey bekledir bu da ayrı bir spor programı konusu Mustafa Cengiz ve Galatasaray yani Şener'i söylüyorsun, 6-8 hafta, 6-8 diyorsun. Emre Akbaba'yı bile söylüyorsun. Adam ne zaman sakatlandı? Ocakta başlar diyorsun. Halka ne zaman döner bilmiyoruz. Ben kendim araştırıyorum. Tanıdığım, bildiğim spor sakatlıkları konusunda o zaman. Ortopedist, akademisyen, aynı zamanda sahada olan takımlarda çalışmış kişilerle yaptığım istişarede en iyi ihtimal aralığın ilk haftası sonucu çıkıyor ama bunlar hastayı görmemişti Hani hastayı ben tarif ediyorum. <laughs> Bunlar beşer günlük gündür. Doktor da zaten sürelerle... 20 gün sonra dedi dedi İspanya'dan. Ay dönecek dedi. İspanya'dan dedi. Ay, dönecek dedi. İspanya'dan dönecek ha, dedi. Cister, Kemal abi sahalara dönecek demedi. Antrenmanlara başlayacak demedi. Maça çıkacak demedi. demedi. Topla çalışmalara bak. Yani bir hiçbir şey anlamadık. Neden? Ya ne var ki ya? İnsanlar büyük yatırımlar yapıyor. Maradona'yı da alırsınız. Alırsınız. Futbolda bu var. Sakatlanır. Dersin ki. 4 ila altı sakatlanır başka bir şey. Sakat adamı almak başka bir şey. Onu bilmiyoruz. He, ee, onu biliyoruz. Abi gelirken Sen bilmiyorsun. Onu bilmiyoruz. E, ama hıncal abi şu da kafayı karıştırıyor. Ben de senin gibi düşünüyorum ama gelirken iki maç oynadı. Geldi iki maç oynadı. Ondan ya, sonra sakatlandı. Belki de Pamperis gibi sakat tane, alındı. Bin tane sakatlık var. Gizleyebileceğin sakatlık var, <laughs> ayağın kırık olursa oynayamazsın. Adelelerde bir şey varsa, kronik bir şeyler Asaslı varsa yettiler. idare edersin. Ara ara çıkan şeyler, nükseden şeyler. Falcon'un saklanan bir sırrı var. Van e, Persie'nin de öyleydi, gol bir atmadı mı Van Persie? Bir 4-5 yani... ah, tane gol attı. Şüphe değil, de niye, niye net konuşmuyorlar? <laughs> Hiçbir şey anlamıyoruz niye net konuşmuyorlar onu soruyorum ben Tendon sana. Çünkü bir şeyi saklamak istiyorlar. Saklamak isteyen adam alengirli konuşur. Ya da hiç konuşmaz. Başka bir soru sorayım. Dünyada bir tek tane kulübün Boğaz'da adası var. Bir tek. İkinci bir Boğaz olmadığı için Boğaz'da ikinci bir adada yok. O da Galatasaray'ın dı. Dı mı? Nasıl gitti mi tapu? Mustafa Cengiz'e soruyorum. Niye konuşmuyorsun? Her şeyi konuşuyorsun da. Orada yemek yiyen, yemek pişiren aşçı yığmanın maaşını bile konuşuyorsun da adayı niye konuşmuyorsun? Niye konuşturup tutmuyorsun? Bilgi versene Galatasaray camiasına. Adanın durumu nedir diye. Ada gitti. Tapu gitti mi? Gitmedi, gitmek üzere bitti. Ada tokinin artık. Yalan söylüyorsun Caldı. Ben yalancı olmaya razıyım ada Galatasaray'da kalsın. Hiçbir şey yapmıyorsun Mustafa Cengiz. Yapmak isteyeni de engelliyorsun. Evet Kemal abi. Bu Galatasaray Rize maçında benim dikkatimi çeken Galatasaray'da dört tane TC plakalı adam oynadı. Şener, Ömer, Emre ve Ahmet. Evet. Bunların sanıyorum bu işte katkıları vardı. Tabii ki e, yönetenleri daha iyi bilir. Rize takımında iyi top kullanabilen oyuncular var. Kim bunlar? Atamak. Özellikle Boldrin. Hatta Menniak. Betri, yani Galatasaray sezon başından beri seyrettiğim Galatasaray ilk defa rakibine basarak top oynadı bu maçta. Yani çünkü Rize takımında bayağı iyi oyuncular var top yapıp alıp götüren başta. İlk defa oynadı. 20 dakika hızlı top oynadı. Hızlı top basarak hızlı oynadı. Hızlı top oynadı top top ya 20 oynadı. dakika Galatasaray o kadar. İlk defa yani ne sezon başından beri sanıyorum bu yerli oyuncuların katkısıyla oldu. Başta Ömer, bu taraftan Şener, Ahmet her şeye rağmen tabii ki Emre. Kemal'cim bir parantez aç. Hani o Galatasaray için gazten yazıyor dediğim gazeteler bir satır Ömer Bayram'ın yavaşlığı yüzünden Nagatomo ve Babel durdu. Ya. Vay. Belanda çok hızlı ama. Bu cümlede, Hüzden. bu cümlede sen nasıl iyi niyet ararsın ya? Abi, <laughs> pardon. Ya şimdi Hıncal abi <laughs> bana beni başka bir yere getirecek. Yani Allah aşkına. Ben bunu dün bu şeyin Vakıf Bank'ın jübile programına işte davetliydim gittim orada. Yani birçok insan yani çoğunu tanımıyorum ama herhalde bizi televizyondan, gazeteden filan tanıyorlar. Hepsinin ortak şikayeti şu. Ekranlara kimleri çıkartıyorlar, gazetelerde kimlere kalem veriyorlar. Hepsinin ortak şikayeti bu. Kulüpleri de kimlere yönettiriyorlar diyorlar mı? Diyorlar. Yani bunu orada tanıştığım antrenörler, voleybol antrenörleri, üst kademe voleybol insanları söylemeyeyim şimdi titrilerini ayıp olmasın. Bu şikayeti bir buçuk saat dinledim orada şeyden evvel. Programdan evvel böyle kokteyl gibi yani bir şey yapmışlar. İşte sandviç yiyorsun, ekmek, peynir, çay, kahve, bir de meşrubat. Yani bütün mesele bu. Bakın ben bunu her yerde anlatıyorum. Dün de anlattım Vakıf Bank'ın şeyinde. Ben 1976'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görevlendirildim gazeteci olarak. Sevgili rahmetli Necmi Tanyolaş tarafından. Avrupa şampiyonu. Geldik 78'de beraber Dünya Kupası'na gittik. Necmi abiyle Arjantin'e. Döndük, geldik. Bu çok önemlidir. Bir cumartesi günü hava güzel. Fener'in iddiası yok, Samsun'un da iddiası yok. Necmi abi adadan pek gelmezdi biliyorsun iyi havalarda. Rahmetli İslam Çubi müdür o sırada. Dedi ki bugün dedi Fener Samsun maçını sen yazacaksın kritiğini. Oman abi dedi Necmi abi yarın bizi dedim ne yapar? <laughs> sen ne yapıyorsun? Ya kardeşim maça gitmiyorum emir veriyorum. Şu anda müdür ben miyim dedi. E, evet dedim emir veriyorum dedi. Kalktık gittik abi minibüste gidiyoruz ne yazacağım diye böyle terler dökülüyor her tarafımda. Neyse geldik bir yazı yazdık. Çıktı yazı ertesi gün. Kritik Fener Samsun maçı. Sıfır sıfır bitmişti. Pazar günü Necmi abi geldi. Belki neredesin dedi. Buradayım abi dedim. Abi dedi bütün yazıları okudum en güzel yazıyı sen yazmış. Aferin dedi. Bundan sonra dedi tercüman spor servisinin kritik yazarı oldum dedi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. İşte güven at ya vay ya falan. Hadi hadi bakalım kolay gelsin filan. Bu laftan 6 ay sonra içinde bir tane yazı yazdırmadılar mı? <laughs> <laughs> yani... On mesleğe unutma. Mesleğe başladıktan 10 sene sonra hakiki ilk kritik yazımı yazdım. 10 sene sonra. Benimki 7 yıl sonradır. Yani kolay kolay adamın eline kalemi al senin demiyorlardı. İyicene pişirip emin oluyorlardı. Ondan sonra. Şimdi daha kapıdan girmeden kalemiyle giriyor. Selamun Aleyküm. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Yani onun için bu hakikaten sporu yakından takip edenler başta futbol olmak üzere tabii. Herkesin burasına gelmiş. İnanın bana. Çıkın sokağa araştırın. Çıkın sokağa araştırın. Bu kadar basit. insanları çevirin yolda. Beyefendi, beyefendi, beyefendi ne diyorsun? Yani Ömer bu maçta tempoyu düşürmüş, yavaşmış ha. E Nakatomo peki... ile Babel'i durdurmuş. Ha. Onlar yoksa daha neler yapacaklarmış ne Ömer ne olmasa. Peki bu Babel oyundan... Amaç ne? Ömer'i oynatmamak. Tabii. Peki bu Babel o zaman 76. dakikadan neden oyundan alındı? Ömer'in yüzünden. Sürat... Ömer'in yüzünden. <laughs> yani ben bu bu maçta Galatasaray'ın biraz büyük bir bölümünde oyunun diyelim, yarısında diyelim hadi tempo yapabildiğini, basabildiğini, sürat arttırabildiğini gördüm. Bu Rize Spor'un beklenen, benim şahsen beklediğim tık tık oyununu müthiş bir şekilde arızaya uğrattı, bozdu yani. Ee, en başarılı yanı da oydu. Evet. Rize ilk defa bu kadar kötü oynadı. Şu. Evet, evet. Aynen öyle katılıyorum. Zaten golün biri şahane bir kafa golü kendi kalesine. Süper kafa golü. ya. Yani. Değil mi? Büyük talihsizlik. E öbürü de penaltı. Evet. Haftanın yani. iki güzel kafa gölüğü, biri golü, biri Cenk Tosun'un golü, biri de bu. bu evet. de <laughs> Bir de onu söyleyeyim, kafa golü dediniz. Gaziantep-Ankara gücü maçını seyrettiniz mi? Ben onu seyretmedim. Yahu Gaziantep bir gol attı Ankara gücüne kafayla, o yüzden anlatıyorum. Ben bu kadar senedir maç seyrediyorum. Kendim de oynadım, Hasper kadar. Hayatımda bu kadar komik bir kafa golü görmedim. Antep'in attı. Değil seyrettik değil mi? Şey seyrettiniz mi siz? Hı sen? Biz, biz biraz, biraz önce programdan önce... Ya faul ettim. atışı, faul atılıyor. Ceza sahasının 5-6 metre dışından, avuç çizgisine yakın bir yerden Antep bir faul atacak. Attı, altı pasın çizgisinin oraya düşüyor Bir tane savunan takımdan oyuncu yok. Şeyli geliyor, rakip oyuncu, bakayım tek kafaya attı 2-1. inanılmaz bir şey. Ya bir tane oyuncu altı pası... Ne, Nerede duracaksınız arkadaş siz ya? <laughs> bir, ben, ben bu kadar komik kafa golü görmedim Antep'in attığı kadar. Ha Atana helal olsun da. Aman. Evet, Güven abi. Ee, şimdi senin... şimdi e, Öncel abi de, Kemal de Galatasaray güzel güzel anlattılar. Ben kalan yerlerden bir şey bulmaya çalışayım size. Hı hı. Bir şey hoşuma gitti. Ee, Fatih Terim'in e, açıklamalarından bir, bir bölüm. E, Taylan'ı soruyor kimse nerede bu falan diye. Ondan sonra niye oynatmıyorsun falan. Terim'in cevabı ne durumda olan olduğunu bilen var mı diyor. Taylan'ın ne durumda? Hakikaten bilmiyoruz, görmüyoruz. İdvan'ını da bilmiyoruz. Niye oynatmıyorsun diye soruyoruz. Aynı şeyi ya. Ferdi içinde Ersun Yanal'a soruyoruz. <laughs> ne oldu bu çocuğa ya? <laughs> var bir şey ki adam da yani Fatih Terim gibi bir adam elindeki iyi oyuncuyu görmezse de yani o kadar da değil yani. Kendini değil mi? niye baltalasın? Yani ama hani 17-18 yaşında çocukları sahada görürseniz şaşırmayın demişti bir önceki maçta. Taylan da 24 yaşında. Ee yani. Şimdi onları yani bir görürseniz dedi. Onlardan bir, bir tane Bir falan mı var acaba? 17-18'lik falan da değil. Ne oldu? Enzozi oturdu, Fegülü oturdu, Belhanda oturdu kim vardı başka daha şeylerden? Ee, Babalardan. Babalardan. Mariano oturdu. Mariano oturdu. Ha, Mariano oturdu. O sonra girdi Marco, abi. Marco neredeydi? Cezalıydı. Tribündeydi. Onun için Ahmet Çalık orada Tabii. oynadı demek ki yani. Seri oturdu. Seri oturdu. Yani e, çok fazla demek ki onları da biraz böyle Real Madrid maçına saklamış gibi de göründü. yani Benim o maçtan ilgimi çeken bir şey daha var. E Galatasaray'ın bir defa net bir şekilde falco türünde bir golcüye ihtiyacı var. Andone o golcü değil. Çok çalışkan, önde basıyor, oy konularda yararlı ama topu kullanırken falco olsaydı diyorsunuz. Hani Beşiktaş'ta Burak sağlam olsaydı, iyi olsaydı dediğimiz gibi. Yani Andone, Andone, e, Andone, Andone Adaba yarın arkasındaki Mossora gibi. <laughs> evet. Yani her tarafa koşan, dağıtan, savunmayı La yer açan bir de olursa önünde. Evet. Yani bayağı ihtiyacı var Galatasaray'ın. Gol sıkıntısı da biraz ondan oluyor. Bir de Emre Mor konusu var. Emre Mor'un gelişmesi lazım. <laughs> Elbet ben de o gelişmeyi bekliyorum. Zaten Emre Mor'u biz ilk milli takıma falan çağrıldığında vay kim geldi işte geleceğimiz kurtuldu falan diye özellikle milli takım için düşündük. Müşterileri arttı. Galatasaray mı Fener mi alacak? Beşler evet. alacak falan filan. Sonra işte Dortmund'a gitti. Çok büyük para o Biz, bizim <laughs> kulüpler onu veremezdi. Orada tutunamadı. İspanya'ya gitti. Oradan öbür kulübe geçti. Oralarda da tutunamadı. <laughs> Ben Emre Mor'da şu an için bunu görüyorum. <laughs> Fatih Terim onu geliştirmeli. Ee, Emre Mor kendisi çok hareketli, topla hareket ediyor ama kararsız, oturmamış, futbol mantelitesi oturmamış kafasında. İşte Rejant taktiği var. bilmiyor. Evet. Oturmadığı brejsel için Rejant gayri bir iş. O çok hareketli görünse de Takım arkadaşlar ondan top bekledikleri için takım arkadaşlar hareketsiz kalıyor bu sefer. Yerine göre yapamıyor ya, o yapamıyor. senin söylediğini. Tam vaktinde e, o topları kullanamıyor. Varsayalım ki, şimdi sen demin dedin ya ondan aklıma geldi. Varsayalım ki Emre Mor müthiş gelişti. Fatih Terim etkiledi, kendisi moralini kazandı e, ve e, manteltesi gelişti ve iyi oyuncu haline geldi. Niye verdi İspanyollar Emre'yi 600 bin? avro kiralık Galatasaray'a pissin orada oynasın da gelişsin diye verdi. Peki geliştiği zaman ne olacak? İki şey var. Bir, geri alacak İspanyollar. İki, Galatasaray almak isterse 8 milyon avro ödeyecek bonservisine. Yav kardeşim benim anlamadığım şu. Hem al, eğit, yetiştir, barındır, kafasını toparla, bedenini toparla vesaire adam et. Ondan sonra adam ettiğin adama 8 milyon daha para ver. Ya ne 15 milyon verdi Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> Niye vermez 8 milyon Emre Mor gibi bir saat? Hayır hayır. Versin. Versin, versin tabii. Hayır. Ya. Hayır, hayır versin ama Emre'yi 8 milyon eder hale getiren Galatasaray. Onu söylemek istiyorum Emre'yi 8 milyon eder hale getirirse 80 milyona da satar seneye. Ee, yani ee, işte mesela hani o, Öyle bir şey gözlektik. Yani keşke. Fatih Terim'in Fatih Terim'in öyle büyük hocalar büyüklüğü budur. Adam kazandırmak. Adam kaybetmek dünyanın en kolay işidir. Kimse farkına bile varmaz. Ama adam kazandıran hoca olarak efsane olur. Ben adam kazandırıldığı zaman kulüp para kaybetmiş oluyor. Yani benim Etliyorum. farklı bir yerden <laughs> bakıyorum. Hayır. Hayır bak yanılıyorsun 8 milyon lira Cagney'e 15 milyon lira veren, ne olacağı belli olmayan Falcao'ya 20 milyon euro veren Galatasaray için 8 milyon çok ucuz bir fiyat. Yani orantı yaparsan diyor. <laughs> ucuz bir fiyat. Paranın çokluğunu... Yetiştiremedin, 800 bin verdiğinden kalacaksın kiralık parası. Ama yetiştirirsen 800 bin, 8 milyon euroya belki 30 milyon euroluk bir adama kazanmış olacaksın. <laughs> İnşallah. İnşallah. Evet. Hayır bu inşallahla alakalı. Bunun Fatih ile alakası var. Fatih Feguli'ye verdiği, Belanda'ya verdiği özenin dörtte birini bak tamamını değil. Dörtte birini Emre'ye versin. Özenin ve güvenin Emre 8 milyon değil 80 milyonluk adam olur. Öyle bir yetenek yerine Ama Fatihlerin ister mi? Sevgili Feguli'sine kendi eliyle bir rakip çıkartmayı ister mi? Peki bu Ocak'ta i̇şte, Emre Mor'u gördünüz satılacak. bu kadar oynuyor Haber dökülüyor. Ben gene lazım olan da Fegoli der mi yoksa acaba? Bakalım. Evet temsilcilerimiz kritik maçlara çıkacaklar. Onlara başarılar diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Valla mı? Evet. Tüh be. 100 dakikayı yedik hep Ben beraber. bir şey daha soracaktım ama. Soru mu? Ha. Ee, Haftaya konuşalım. Nasıl Bey, olsa Ali, hep aynı konulara Ali, Ali, Ali geliyoruz. Bey şu e, Guiza'nın transferiyle ilgili açıklama yapacak 10 sene geçti. Ne zaman yapacak acaba? Siz açıklamazsanız ben açıklayayım isterseniz bir kere daha. Şu belgelerle. Haftaya bakalım belki o <laughs> Evet. Ali Bey o defteri aç, açmaz. <laughs> Ali Bey'in bütün yaptığı iş polemik yaratmak, savcıyı tehdit etmek, <laughs> efendim federasyonu tehdit etmek. Çünkü medya elinde. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz Aylan sonuna geldik. Haftaya tekrar 90 buluşunca buluşuncaya dek hoşçakalın.